Ben diğer CHP'li belediye başkanlarını da takip ediyorum. Mesela sayın vekilim, siyasi görüşü sizle uymasa da mesela beğeniyorum. Adam belediyecilik yapmaya çalışıyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Zeyd Ankaralar, bunlar Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Lütfü Savaş, Muhittin Böcek, işte Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen. Ama bize bakıyorum İzmir'e, mesela İzmir'de de Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı var. Bizim belediye başkanımız hizmette yarışması gerekiyor. Yani Şimdi doğru yapılan işe hiç kimse itiraz etmez. Doğru bir iş yapıyorsanız size kimse desteklemese de bu işle ilgili sizin eleştirmeye kalkmaz. Doğru yapıyorsunuzdur. Şimdi İzmir Büyükşehir İzmir ilçe belediyelerinde de var. Farklı şehirlerle gündeme gelenler var. Ama İzmir ilçelerinde bazı belediyeler de çalışmaya odaklanmış gibi Çok, sesi de çıkmıyor. evet. Şimdi onu söylüyoruz zaten. Tunç Soyer'in sesi hangi alanlarda çıkıyor? Çıkmaması gereken alanlarda aslında yani. Yani onu Bir söylüyoruz. kısıtlama söz konusu değil. Evdeki muhabbete benzemiyor ki Sayın Başkanım. Evde yapın muhabbet eşinizle, Olabilir. dostunuzla. Evde yapabilirsiniz. Ama siz bir kurumu temsil ediyorsunuz. İzmir'i temsil ediyorsunuz ve İzmir'in problemleri var. Ama bunlar ailece kendilerini İzmir'in padişahı zannediyorlar. Şimdi ben belediye başkanı olsam, ya şu anda da milletvekiliyim, ben gidip böyle büyük bir şatoya gidip de şatoyu kendime Şato konut değilmiş ama yapmam. başkan 3 artı 1. Ya 3 artı 1 olması önemli değil. 1 artı 1 bile olabilir. İzmir'de buranın nasıl alındığı, anıldığı ve bunun Şato olarak anılıyor. ne amaçla kullanıldığı önemli. Şimdi Sizin yok mu şatonuz sayın vekilim? benim şatom yok. Şatoyla da işim yok. Ben öyle bir şey de yapmasını bu birazcık kendisini hedefe koydurmak gibi bir şey. Mesela bu bisiklet bağlayıp dolaşıyor ya. Şimdi Karabağlar'da, Buca'da bisikletimiz olsa biz de başkan gibi sahilde sürdüğü gibi bisikleti biz de oralarda kullanabilir miyiz? Yok, Karabağlar'da kullanamaz. var canım. Bisiklet yolları her yerde var. Vallahi ben doğma büyüme Karabağlar'da yok başkan kullanamazsınız. Düşersiniz yani. Yani Ha, Göztepe Güzelyalı sahilinde şimdi kullanırsınız. vatandaş bisiklete binmek için aşağı gelecek, sahilde dolaşacak, dolaşsın. Güzel bir eğer İzmir'in tamamına yayabilirse güzel bir şey. Ama şimdi İzmir'de kentsel dönüşüm var. Bak buradan uyarıyorum. Kentsel dönüşüme girdiği zaman alanlarda zaten depreme karşı dayanıklı olup olmadığı konusunda bu saatten sonra yanlış yapamazlar. İmar değişimlerinde farklılıklar yapmamaları gerekiyor. İmar değişikliklerinde vatandaştan yana tavır koymaları gerekiyor. Bu konuyla ilgili gelen acayip şeyler var. Bu dönüşüm işlerini birilerinin ranta çevirmesine izin vermemesi gerekiyor. Burayı bir kenara bırakıyorum. Kentsel dönüşüm yaparken dönüştürülen alanlarda çatı sularının depolanıp kullanabileceği sistemler oluşturması gerekiyor. Oluşturdukları yeşil alanlarda kullanacakları bitkilerin yerel bitkiler olup altyapı sistemlerine köklerinin zarar verip vermediği konusunda çalışma yapılması gerekiyor. Gelecekte şehirlerin ısıları artacağı düşünüldüğünde ısı alanlarının hesaplanması gerekiyor. Kullanılacak bitkilerin suyu az isteyen bitkiler olması gerekiyor ve altyapı sorununu çözecek şekilde ayarlanması gerekiyor. Bütün hepsini bu kentsel dönüşüm alanlarında biz İzmir'de yaşayan insanlar olarak görmek istiyoruz.